Evet, çok zor bir durumda geldik takımın başına. 5 maç üst üste mağlubiyet almıştı. İlk 3 maçta iyi bir başlangıç yapan bir takım. Ondan sonra o düşüşün nedenlerini ve doğru teşhis, bir deneyimli teknik direktör olarak doğru teşhis koymamız gerekirdi. Bu iki milli takımdaki bu arayı iyice değerlendirip bazı takımdaki eksikleri tespit edip onların üzerine gittik. Ama maalesef bugünkü tablo benim yönetime vereceğim rapor çok önemli olacak. Çünkü çok büyük eksikler gördüm genelde takımla ilgili. Rakibi bir kere tebrik ediyorum, yani net bir galibiyet 3-0. Ama işte maçın kırılma noktaları da vardı. Yani bizim evet %100 bir penaltımız vermedi. O hakem o pozisyonu bir daha seyrettiğini de görecek. Yani ne kadar büyük bir hata yaptığını görecek. Çünkü çok benzer fauller, cezaların dışında benzer fauller çaldı. Penaltı da bir faul. Yani söz konusu ceza alanı içerisindeyse, eğer o faul ise o zaman o penaltı. Eğer dışındaysa faul, dışarıda faul, yani ne var? İkisinin arasında bir fark yok. Belki o golü bulsaydık, penaltı atsaydı daha doğrusu, 1-0 öne geçmiş olsaydık çok farklı bir taktikle oynayacaktık. Ama maalesef ilk yarının son 15 dakikasında bizim istediğimiz futbolu oynadık. Birkaç tane net gol pozisyonu bulduk. Onu beraberliği yakalabilseydik yine farklı olacaktı. Ama maalesef ikinci gol geldi. Ondan sonra devre 2-0 girdikten sonra bazı risklere girdik ikinci yarıda. Ama maalesef gördüğünüz gibi net bir gol pozisyonu da üretemedik. Yani ne kadar ofansif futbolcum elimde kulübede varsa hepsini oraya içeriye soktum. Demek ki çare etmedi. O zaman bu görünen tablo, bu görünen fotoğraf mutlaka masaya yatırılması lazım. Kimin ne eksikleri, teknik, taktik, fizik, kondisyon, bunlar hepsine rapor vereceğim. Çünkü takım biraz fiziksel olarak düşüşte. Belli nedenleri var neden düşüşte. Onu bir rapor edeceğim yönetimle, ama futbolcularıma dedim artık çok işi ciddiyete almaları lazım. Onları uyardım soyunma odasında. Artık önümüze doğru bakacağız, yani yapacak bir şey yok. Dışarıdan böyle ilk geldiğinizde en büyük gördüğünüz eksiklik nedir? Yani kondisyon mu, moral, motivasyon mu, yoksa sizin tespit ettiğiniz başka bir nokta var mı? Yani en büyük bakıldığında, ilk baktığında ne görüyorsunuz? Evet, çok şey var. Az önce belirttiğim gibi çok şey var. O yüzden yani böyle o çok şeylerden birini ön plana çıkarmak, ama hepsinden de var. Yani fizik unsurları, daha doğrusu futbolda hangi unsurlar varsa, işte fizik, teknik, taktik, kondisyon falan, tüm unsurlar varsa eksikleri tespit ettik. Onun için onları rapor edeceğiz yani. Başka Rica ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.